Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatrına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Tarhana çorbası içer gibi içimize çekelim, gökyüzünde yaratılıp yeryüzüne indirilen bu şehrin sokaklarını. Kudüs'ün bulutlarından tesbih yapıp Sübhanallah çekelim. Peygamber sükunetine erelim şehrin sokaklarında. Tuğra çıkalım, bağıralım boğazımızı yırtarcasına. Rabbimiz, biz de aşk ehliyiz, bize de yüzünü göster. Tur dağı paramparça olsun, kalplerimiz paramparça olsun aşktan. Kalk Kudüs'e gidelim. Yahya peygamberin yanında büyüsün çocuklar. Elleri taş tutacak yaşa gelsin, kalpleri aşk tutacak yaşa. Sokaklarına atalım kendimizi. Adımızı söyleyelim kontrol noktalarında. Horlanalım, ezilelim, bekleyelim saatlerce. Vazgeçmeyelim inatla. Kalk Kudüs'e gidelim. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım. Bak şu küçük çocuk var ya, vuracaklar onu. Hani babasının arkasında duran. Başını babasının sırtına dayayan çocuk. İşte o. Vuracaklar birazdan onu. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım. Endişe etme, çocukların kalbine değen kurşunlar sekmezler hiçbir yere. Mescide gidelim. Yıkılacaksa üzerimize yıkılsın, boş ver. Sen elimi sıkı tut, korkma. Mescide gidelim. Bir bayram namazı kılalım şehirle birlikte. Zekeriya'nın yanında saf tutalım. Ve Musa'nın ve İsa'nın ve Yakup'un. Bekle, birazdan Ömer de gelir buralara. Şu beyaz sakallı adamı görüyor musun? İşte onun tekerlekli sandalyesini itelim birlikte. Nereye gitmek isterse oraya. Hayfa'dan aldığımız portakalları ikram edelim. O çok sever. Birlikte Zeytin Dağı'na çıkalım, şehre bakalım doya doya. Kalk Kudüs'e gidelim sevgilim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatrına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafifletsin şehre yaklaştıkça. Efendim merhabalar, KON TV ekranlarından, Cuma akşamından, Peynir Gemisi programından herkese merhabalar. Yine bir Peynir Gemisi programında Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz inşallah. Fahri Bey, ağzına sağlık. Güzel bir giriş oldu. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah, sağ eyvallah. Tarık Tufan'ın yıllarca önce yazmış olduğu bir yazıydı. Bir başkasını da siz yorumlamıştınız daha önce Tarık Tufan'dan. Evet. Yani şunu düşünüyorum hep. Yıllardır aynı acılarımız katmerlenerek, depreşerek devam ediyor. Yani Kudüs yıllardır bizim bir kanayan yaramız haline geldi biz Müslümanların. Her dönemde de bu yara biraz daha derinleşiyor. Rabbim yeniden muzaffer olacağımız günleri, o bahsettiği yazıdaki Ömer'in günlerini, ondan sonra işte Selahaddin Eyyubilerin günlerini bizlere yaşatsın inşallah. Kudüs Müslümanların ilk kıblesi. Böyle bir giriş yapalım dedik son Trump'ın çıkışından sonra. Evet, inşallah. İnşallah. Bugün
Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kavramları konuşacağız. gündem yoğunluğu içerisinde. Kavram nedir? Kavramları kavrayamazsak nerelere varılırız? Bir yere varabilir miyiz kavramlar olmadan? Bunlarla bir giriş yapalım isterseniz Sami Bey. Kavrama girmeden önce kavramın öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Yani ilk önce insanın yaratılışıyla birlikte ona diğer varlıklardan üstünlük veren şey doğruyla yanlış ayırt edebilmesi. Bundan dolayı sorumlu oluyor zaten, yani hani imtihanı da bununla alakalı. Bunun için de hem akıl gerekiyor. Yani bu aklın da eylemi zaten düşüncedir. Ve düşüncenin temel taşları da kavramlardır. Yani kavramlar üzerinden düşünmeye başlıyor insanlar. Bundan dolayı önemli. Yine Allah Teala'nın ilk insanı yarattıktan sonra eşyanın ismini öğretmesinden bahsediliyor. Yani öğrettiği söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bunu değişik şekillerde anlamlandıran veya işte yorumlayan alimler olmuş. Yani bütün varlıkların isimlerinin öğretildiği veya isim koyabilmeyi öğretebildiği, isim koyabilmeyi, kavram koyabilmeyi, kavramlaştırabilmeyi öğrettiği yorumları da var. Ben bu yorumu daha uygun buluyorum. Yani bütün isimlerinin öğretmesi olarak değil de kavram koyabiliyor, isim koyabiliyor olarak düşünüyorum. Bundan dolayı hani insana verilen önemli özelliklerden biri. Yani kavramla üzerinden düşünebilmesi. Ve koyduğu o kavram koyabilme yetisi de kendisini diğer canlılardan üstün hale getiriyor. Üstün hale getiriyor. Günümüzde de böyle. Muktedir güç kavram koyuyor. Diğerleri artık onun koymuş olduğu kavramlara itaat ediyor. Yani günümüzde biraz bağdaştıracak olursak. Evet, tabii. Yani güçlü olan kavram üretebiliyor veya kavram üretenler güçlü oluyor. Karşılıklı bir ilişkisi var. Kavramın hani genel mana olarak da hani bir nesnenin, düşüncenin zihindeki soyut tasarımı. Yani bu işte elma deyince bir elma tasavvur ediyoruz. İşte ısırınca şöyle olacak işte filan. Veya işte sarı veya kırmızı hani bir renk şey oluyor. Ama bundan daha çok hani böyle somut kavramlardan çok aslında soyut kavramlar daha ön plana çıkıyor. Daha önem arz ediyor. Yani hani işte özgürlük diyorsun. İşte bir soyut bir kavram ve bunun üzerine düşünüyorsun. Bunun üzerine temellendiriyorsun. Yani soyut kavramlar daha düşünme için daha önem arz eden bir şey. Yani diğerini elle tuttuğun somut kavramlar 3 aşağı 5 yukarı bütün insanların aynı şekilde kavrayabildiği şeylerken soyut kavramlar daha önem arz ediyor düşünme için. Kavramlar için fikirlerin düğümlenmiş halidir deniyor. Fikirlerin düğümlenmiş halidir veya tersinden fikirler kavramların ifade edilmiş, çözümlenmiş, ortaya konulmuş halidir. Yani işte İslamcılık bir kavram çözümlenmiş hali, işte tanım getiriyorsun. İşte İslamcılık şu özelliklere sahiptir, şurada doğmuştur. Bir İslamcılık olabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir gibi açıyorsun onu. Yani o bir kavramı açtığımız zaman fikir ortaya çıkıyor. Evet. Fikri düğümlediğimiz zaman da kavram oluşuyor. Evet, çok güzel. Konsantre yani. Konsantre olmuş, yoğunlaştırılmış. Evet. Kavramları da hani dille sonuç itibariyle hani kavramları oluşturuyoruz ve hani dille ortaya çıkıyor. Bundan dolayı hani bir düşünce, bir fikir o dildeki konuşan insanların gündemindeyse o kavram oluşuyor. Dil aileleri mesela bu yönden kavram noktasında bir birleşme noktası var. Yani hani hangi dil ailesindeyse belli kavramlar kullanılıyor. Veya hangi dili kullanıyorsa o kavram o iş, dil için, o toplum için önem arz ettiğini görüyoruz. Yani hani çok kabaca söyleyeceğim. Hani işte Arapça'da bir devenin işte 5 tane ismi var. Ve işte Türkçe'de de işte koyunun belki hani 2-3 tane ismi var. Yani çünkü o gündemde. Onun gündemi o. Ve onunla alakalı kavramlar üretmiş. Burada şundan dolayı söylüyorum. Bir toplumdaki birikim, kültür, o toplumun değer yargıları kavramlarına bakarak ortaya çıkabilir. Yani işte hangi kavramları kullanıyorsa onların değer yargısı hakkında da bize bir fikir verebilir.
ne kadar çok zenginse onunla ilgili düşünmesi de onun meşgul ettiği şey, o toplumun meşgul ettiği şey de o kadar zengin olduğunu görürüz. Daha derinleşmiş evet. Görüyoruz o konuda. Veya işte bir kavram unutuluyorsa o düşünce de ortadan kalkmıştır. Veya bir kavram artık kullanılmıyorsa o düşünceden artık silindiğinde, o toplumdan artık onun önemini kaybetmeye başladığını söyleyebiliriz. Yani hani basitçe işte iffet kavramını çok kullanmıyorsa artık o iffet kavramı artık o toplum için çok önem arz etmiyor demektir. Yine konuşacağız belki ama diğer gamlık deyince insanlar bir duruyorsa diğer gamlıkla ilgili aslında insanların zihninde, düşüncesinde artık meşgul etmiyor. Ve bundan dolayı artık siliniyor diyebiliriz. Ve bir düşünceyi bir kavramlaştırmadıktan sonra o silinmeye mahkum oluyor. Yani hani ne kadar düşünürsen düşün, onu bir somut hale getirmeden, kavram haline getirmeden o kaybolup gidecektir. Evet. Toplum kavramlarından uzaklaştıkça değerlerinden de uzaklaşıyor tabii. Yani bilmiyor mesela genç nesil. Söylüyoruz, diğer gam olun oğlum. Yani hocam. İhsar. Yani bununla çok, işte bu ihsardır oğlum. O zaten, yok hocam çok uzaklardayız yani. Yani kavramları kaybettiğimizde yerine getirecek bir şeyimiz de yoksa bunu karşılayacak. Hı hı. Bilmiyorum bir şey var mı mesela diğer gam kelimesini açtığınız için söylüyorum. Yerine getirebileceğimiz. Yani hani empati kullanıyorlar ama hani empati bunu tam karşılayan bir şey değil. Kesinlikle. Diğer yani gamlık onun yerine insar... kendini koymak değil yani. İhsar çok çok daha ötesi. Tabii tabii. Evet. Çok. Kendinde olanı kardeşini kendine tercih etme. Hı hı. Yani bende olmasa da olur demen. Batılı bir adam için diğer gamlığının anlaması çok güç. Çünkü onun düşünce dünyasında böyle bir şey yok. Ama hani biz de diyoruz ya hani sizden biriniz Efendimizin şeyi hadis-i şerifinde sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için istemedikçe tam mümin olamaz. İman etmiş olamaz. Hani burada din böyle bir kavram istiyor Müslümandan. Evet. İhsar istiyor, diğer gamlık istiyor. Yani o toplumun o kullandıkça, onu yaşadıkça içselleştirdikçe hani o kavramı gündemde tutmuş oluyor. Bir izleyicimiz kavramlarımız modernizmden nasıl etkilenmiştir diye sormuş. Kavramlarımız modernizmden nasıl etkilenmiştir? Yani soruya ki, cevap vermek isteyen yoksa? Yok yani bu geleceğiz zaten. Yani hani programın içinde bu zaten var yani. Programı izlediği zaman cevabını bulmuş olacak. Olacak. <yani. gülüyor> O zaman devam edelim. Yavaş yavaş oraya doğru gelelim açısından söylüyorum. Eyvallah. Kavramlar için işte özel anlamlar yüklenmiş kelimelerdir diyoruz. Yani bir kelimeye özel bir anlam yüklüyorsak kavram olmuş oluyor. Yine felsefe için şu söyleniyor. Kavram üretme işidir deniyor felsefe için. O yüzden de mesela işte Üstad İhsan Fazlıoğlu'nu okurken ciddi anlamda zorlanıyoruz zaman zaman. Ya da bireysel olarak söyleyeyim bunu. Çünkü ciddi anlamda bir kavramsallaştırma, kavram üretme durumu var. Eğer o kavramları çok adapte olamamışsan anlattığı şeye adapte olmada da zorlanıyorsun. Felsefe için bunu söylemişler. Yine Konfüçyüs'ün bu kavram ve kelime dilin önemine vurgu yapılabilecek bir olayı var. Diyorlar ki bir Konfüçyüs'e bir ülkenin, bir devletin yönetimine çağrılsanız, size verilse yönetim ne yaparsınız, neyle başlarsınız diyorlar. Hani yani çok basitçe işte yol aklına gelebilir, hastaneler aklına gelebilir işte filan. Eğitim, okulları düzeltirim aklına gelebilir. Konfüçyüs buna şu cevabı veriyor. Dille başlarım diyor. Her şeye dille başlarım diyor. Bir ülkedeki insanların diline hakim olduğun zaman dünyasına hakim olmuş oluyorsun çünkü. Evet. Burada ya bu düşüncenin gerçekten çok çok yani Konfüçyüs'ün bu dediği şeyin çok altı çizilmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bu minvalde yani mesela kavram kitapları vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlar veya işte hadiste geçen kavramlar böyle kitaplar var biliyorsunuz. Hani işte dört kavram. Dört terim. Dört kavram da var. Başka bir yazarında vardı. Hani bunlar çok önemli kitaplardır aslında.
Yani hani içerik açısından kavrama doğru anlam veriyorlar, vermiyorlar açısından söylemiyorum. Hı-hı. Bir insan kavramını verdiyse, yani diyor ki aslında Kur'an-ı Kerim'i bu kavramlarla anla. Hı-hı. Sen bu kavramları benimsedikten sonra Kur'an-ı Kerim'den anlayacağın şeyler zaten belirlemiş oluyorsun. Evet. Başka kavramlar verirsen, yani nasıl anlamlandırırsan hı-hı, o kavramlara artık o Kur'an-ı Kerim'i o şekilde anlarsın. Hadisi hı-hı, o şekilde hı-hı. anlarsın. Yani o çok kilit noktadır yani. Evet. Yani o kavramı nasıl anlamlandırırsan artık hani gerisi o şekilde gelir. Yani evet. Çünkü hani düşünce dünyasında o kilit noktasında o kavramlar duruyor. Çok önemli. Yani şu, siz bir kavrama bir anlam veriyorsunuz. Bu anlam üzerinden Kur'an'ı okumaya başlıyorsunuz. Burada şu riski altını çizelim. Ya işte Kur'an böyle diyor diye bir başkasıyla hani bir tartışmada veya bizim düşündüğümüzü savunmada kullanıyoruz ya, işte ya kardeşim ben demiyorum, Kur'an böyle diyor diyoruz. Aslında Kur'an böyle diyor derken de bizim kafamızdaki o kavramdan yola çıkarak söylüyoruz. Evet. Yani aslında Kur'an o kavrama başka bir anlam yüklemiş de olabilir. Yani evet. Bunun farkında olarak bu cümleyi kullanmamız gerekir. Evet. Şimdi İhsan Üstad'dan bahsettim. O bir yerde şöyle söylüyor. İçinde bulunduğumuz, içinden baktığımız din diliyle hali hazırdaki gerçek dünyadaki, mevcut dünyadaki dil birbirinden farklı. Bu yüzden orada yaşıyoruz, burada eğiliyoruz. Şimdi onun meşhur açıklamalarına geçelim. O arada yaşıyoruz. Oranın açılımını yapıyor. O tire arada yaşıyoruz. Bu arada eğiliyoruz. O yüzden insanların sözleriyle, kullandıkları kavramlarla eylemleri birbirinden farklı, farklılaştı. O yüzden sanki söz başka, eylem başka, o başka, bu başka. O yüzden sanki işte modernite bizde neyi değiştirdi? Bir defa o din dilini kaybettik sanki. O kavram dünyamızdan çok çok gerilere düştük. O arada kaldı. O kavramları bu araya taşımamız gerekiyor. Buraya taşımamız gerekiyor. Kendince benim de katıldığım çok güzel yorumlarından bir tanesi. Üstad İhsan. Yani seyircimizin de hani sorusuna biraz girmiş olalım. Zaten hani modernizmle birlikte Türk modernleşmesinde de hani ilk Cumhuriyet'in başlangıcındaki harf inkılabıyla birlikte ciddi bir Türk Dil Kurumu'nun da şeyiyle hani işte Arapça kavramları çıkartmak, işte Türkçeleştirmek ve kavramların da içini boşaltma noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Yani bir kavram var ve devamlı artık içselleşmiş, onun yerine başka bir şey söylüyorsun, içini boşaltıyorsun. Belli bir dönemde Rasim Özdenören öyle söylüyor. Tanzimat'tan sonra diyor, özellikle işte vatan, millet, hürriyet, vatanseverlik, bu kavramları okuyan başka bir şey söylüyor, söyleyen başka bir şey söylüyor, anlayan da başka bir şey anlıyor diyor. Yani hani bir ortak dil bulamıyorsun. Böyle bir çağdaşla, modernizmle birlikte bu şekildeki birçok kavramda içi boşaldı. Laiklik diyorsun, başka birisi başka bir şey anlatıyor. Söyleyen aslında başka bir niyetle söylüyor falan gibi. Herkes tuttuğu yerden götürüyor. Bu kavram kargaşası deniyor yani bu olaya da. Bir ikincisi de bir kavramı, başka bir yerden aldığın kavramı, sadece kelime manasının çevrilmesi o kavramın ifade eden bir şey değil. Şöyle izah edeyim. Yani işte Mevlana haftası bu haftada biliyorsunuz. İşte Mevlana hümanisti diyoruz. Hümanist nedir ya? Hümanist değil işte, Müslüman. Ya insan sevgisi var, insancıl. Kelime manası bu. O zaman ben de hümanistim diyorsun hani. Ama aslında hümanizm denen şey Tanrı'nın yerine insanı koyan bir ideoloji. Yani hani benim hayatımda Tanrı'nın yerine insan merkezli bir düşünce tarzıdır hümanizm aslında. Kelime manasının çevrilmesi o kavramı doldurmuyor. O zaman öyle deyince hani Mevlana da hümanist olmuyor, sen de hümanist olmuyorsun. Hani başka bir yere gidiyor iş. Bu şekilde de bir kavram kargaşası yaşanıyor. Yani hem anlam yüklemeyle alakalı hem de dışarıdan aldığımız kavramların sadece kelime manasıyla birlikte sanki o kavramı ifade ettiğimizi düşündüğümüzde de hatalar ortaya çıkıyor. Evet. Reklamlardan sonra devam edelim arkadaşlar.
Yeniden merhabalar. KonTV'deyiz. Peynir Gemisi programında. Kavramları konuşuyoruz. Kavramların, özellikle dışarıdan ithal gelen kavramların kelime manasını alarak o kavram üzerinden konuşmamak gerektiğini düşünüyoruz. Hümanist kelimesi üzerinden mesela, hümanizm üzerinden, insancıl. O zaman ben de insancılım. Ama hümanistlik bu değil dedik. Hayır, biz efendim hümanist değiliz bu manada baktığımız zaman. Bir Müslüman hümanist olması mümkün değil. Mümkün değil yani. Yani Tanrı'yı çıkar, Allah'ı çıkar, insanı yerine oraya, insanı yerleştir. Her şeyini kutsal kabul et. Bir de bu batıdan aldığımız kavram. Bir de batının bizden kavram alıp bu kavramı değiştirmesi var. Evet. Veya bu kavramı güzükleştirmesi var. Sadece bir kısmını kullanması var. Ben aslında bu Kudüs'teki Trump daha açıklamadan önce cihat kavramını mesela birazcık bahsedeyim dedim. Kuramer'in şu dergisinde görebilirsek, Çalıştay ve Sempozyum kitaplığında İslam kaynaklarında geleneğinde ve günümüzde cihat isimli kalınca bir dergisi var. Ben bunu inceleme imkanım oldu bu vesileyle. Mesela cihat tabiri. Batı bunu bize nasıl yerleştiriyor arkadaşlar? Bakıyoruz, ta 1935'li yıllarda bir Afrikalı kabile reisi İngiliz esirlerine şunu söylüyor. Sizi konuşturmak için yol buluruz biz. Şimdi buradan bir algı verilmeye başlanıyor. Afrika reisi, kabile reisi Müslüman, İngiliz esir ve o esiri zorla konuşturacak karşısında bir kabile reisi, barbar bir adam. Yani nasıl konuşturulur? Bundan sonra acımasız bir insan. Yani görüntülerde hep işte tırnaklarını çeker. Ondan sonra olmalık işkenceler yapar. Böyle birisi. Şimdi bir adım daha ilerliyor. Mesela 1962 yılındaki El Cid filmi. Müslümanların terörist imajının yerleştirildiği film bu. 1962'de. Bundan sonra İsrailli yönetmen Menahem Golan 1929'dan 2014'te vefat etti. Yaptığı tüm filmlerde Müslüman teröristtir algısını yerleştirmeye çalışıyor. Yani hep bunun üzerinden gidiyor. Ne yapar Müslüman? Cihada çıkar. Bu kavramı kullanacağız ya. Cihada çıkar. Cihat ne demek? Müslümanlar çıktıkları cihatta kitle imha silahları kullanırlar. Gaz bombaları atarlar. Yani toptan biyolojik silahlarla, kimyasal silahlarla insanları öldürürler. Toplu helaklar yaparlar. Bakın, işte Suriye'deki savaş başladığı zaman DAEŞ denilen şeyi zihinlerimize nasıl yerleştirdiler? Direkt böyle son modern kameralarda, bizim KonTV'de gördüğümüz kameralarda kafa kesme görüntüleri üzerinden yerleştirildi. Ne yapıyordu oradaki IŞİD'li veya bizim kullandığımız tabirle DAEŞ'li insanlar? İnsanların işte kafalarını kesiyorlardı. Ama kendince cihat yapıyorlardı. Ya bunları verilen isim var zaten Batı tarafından. Cihadist. Bundan sonra bu kelimeyi sürekli kullandılar. Aslında cihat baktığımızda bizim literatürümüzde böyle mi? Yani Batı aldı bizim bir kavramımızı, operasyonelleştirdi ve kullandı. İçini boşalttı, kendi istediği İçini şekilde. İçini boşaltmadı, sadece bir kısmını kullandı. Yani İslam'da cihat yok, elbette var. Yani buna kim yok diyebilir? İslam yeri geldiğinde savaşır mı? Elbette savaşır. Ama cihat dediğimiz şey sadece bu mu? Sadece budurluğun kısmından hayreten, yani onun doldurduğu şey terörist aslında. Evet. Tabii ki. Yani sen hiçbir zaman, sen cihat dediğin zaman, cihat İslam'da vardır dediğin zaman onun kafasında, hani dedik ya, hani Kur'ani kavramlar veya başka kavramlar dedik. Sen cihat İslam'da var dediğin zaman cihat İslam teröre destekliyor veya terör ortaya çıkartan bir din algısını zaten direkt getirmiş oluyorsun yani. Bu dönemde yani Suriye'deki bu şeyin, IŞİD'in yükselişiyle birlikte çok gündemde olduğu dönemin hemen arifesinde buradaki derneklerden, Konya'daki derneklerden bir tanesi cihat başlıklı bir program, seminer tarzı bir şey vardı.
Yani ben çok rahatsız oldum mesela. Yani hani bu yapılan şey de sanki işte o adamlara hizmet edecekmiş gibi. Yani cihadı konuşmanın sırası mı gibi. Yani hani bu tip şeyler geldi yani aklıma. Bizi bile etkiliyor. He, bizi de etkiliyor yani. Bu program sanki IŞİD'ci yetiştirecekmiş gibi geliyor. Yani bana öyle, bende o tür bir düşünce uyandırmıştı yani hemen. Üstad, evet. İnsanlar okuduklarından etkilenmiyorlar. İnsanlar zaten okumuyorlar. Bunun yanında duyduklarından, daha çok da izlediklerinden, yani kendilerine verilen mesajları filmler üzerinden sürekli mesajlar veriliyor. Hı hı. Şimdi cihadı bu şekilde tanımladı Batı. Bu kavramı önümüze koydu. Kendileri açısından baktığında Müslüman terörist. Marjinalleşen özellikle Batı'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, onlarda da bir algı oluşuyor. Müslüman böyle olurmuş demek ki. Yeri geldiğinde küffarla savaşırmış mesela. Yeri geldiğinde değil, ondan sonra Müslüman savaş adamı. Cihadı onların zihinlerine de bu şekilde yerleştiriyor. Halbuki cihadın nefis tezkiyesi kısmını, cihadın sadece kılıçla değil kalemle de yapılabileceği, bunların hepsinin üzerine cihadın cehd olduğunu, mesela ismini bakmak için söylüyorum, Ziyaüddin Serdar, Üstad senin adamın diyeceğim artık, çok beğeniyorsun. Ziyaüddin Serdar diyor ki cihat terimi için böyle kritik eleştiridir. Yani Peygamber Efendimiz'in mesela kritik müdahaleleridir. Hı hı. Bedir'deki müdahalesi mesela, Uhud'daki müdahalesi. Bu anlamları veriyor. Ve bu anlamların eğer içerisini biz doğru bir şekilde dolduramazsak, başkaları bizim yerimize çok da güzel dolduruyorlar ve operasyonel hale getiriyorlar. İstedikleri zaman operasyona sokuyor, istedikleri zaman gemisine, arabasına bindirip götürüyorlar. Aynen. Mesela helal kavramı da böyle. Bakarsanız Batı'ya gidin şimdi. Helal deyince aklımıza ne geliyor? Sadece oradaki insana, et. Helal et değil et. Mi? Sadece helal. Ya sen ne yapıyorsun yani? Tamam, helal koskoca. Allah'ın helal sınırı, helal dairesini. Bunların hepsi geçilmiş yani. Bir kızla flört edebilirsin. Bir mahsuru yok. Büyük ihtimalle. Ama domuz eti yiyemezsin. Ya ülkemizde de şey vardır diye düşünüyorum. Yani benimki sadece tahmin ama. Sünnet deyince sadece sünnet olmak akla gelen de çok insan olduğunu düşünüyorum yani. Yani bilmiyorum, ona yorum yapamayacağım. Evet. Hani kavramın öneminden bahsettik. Efendimiz döneminde de, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kavramların bir kısmını hani modernizmle alakalı, hani ne yapabiliriz veya ne yapılması lazım falan diye konuştuğumuzda da hani buradaki Peygamberimizin yaptığı şeyler de bize örnek olur diye söylüyorum. Kimi kavramları yeniden tanımlamış. Bilinen, kullanılan kavramları yeniden tanımladığı olmuş. Aynı devam ettirdiği kavramlar olmuş. Yeni kavramlar ortaya çıkarttığı olmuş. Yani hani üç şekilde bunu şey yapıyor. Yani mesela yeniden tanımlama dersek, işte mesela pehlivan, yani çok bilinmiş bir hadisten bahsedeceğim. İşte pehlivan kimdir bilir misiniz diyor Efendimiz. İşte hani işte iri yarı, güçlü. Hani pehlivan deyince canlanan, o kavramla canlandığımız bir şey var. Sahabe efendilerimizin de canlanan bir, aynı aşağı yukarı bir figür var. O öyle değil de öfkelendiği zaman öfkesini tutan. Hani o kavram başka bir anlam yükleyerek daha da genişletmiş oluyor. Bu şekilde oldu oluyor. Yeni kavramlar ortaya çıkartıyor. Mesela ihlas, ihsan. Yani yeni kavramlar ve onlara anlamlar yüklediği oluyor. Aynı şekilde devam eden, aslında hani İslam'ın genel bütünlüğünü bozmayan veya İslam'la uyuşan kavramlarda devam ettiğini görüyoruz. Hani bu modernizmle mücadelede de hani aynı taktikle yaklaşmak lazım diye bahsettim. Yani kavramların kimisini doğru alana çekmek, hı hı, kimisini yeni kavramlar yüklemek, kimisi de kalacak kavramlarda olacaktır yani. Evet. Çünkü kullanılan kavramlar kullanılmaya başladığı andan itibaren tarafsız değillerdir. Yani kullandığımızda bir kavramın bir tarafı vardır, bir şey ifade eder ve destekler. O yüzden kavramları gündemimize alırken de dikkatli olmak gerekir. Ve bununla ilgili Efendimiz'in verdiğin örnekte bir kavram üretmesi var. Bu da
çok çok önemli bir fiil. Mesela bir dönem sosyalizm çok etkisi olmuş ve her yerde sosyalizm tartışılmış, konuşulmuş. Bu kavram girdikten sonra artık özellikle popüler olduğu dönem için söylüyorum, kimsenin onu görmezden gelme ihtimali yok. Yanında, önünde, arkasında, karşısında olabilir ama kendisini tanımlarken onun üzerinden gidiyor artık. Evet, yani sosyalist kavramları kullanarak bunlar İslam'da var mıdır, yok mudur'a getiriyorsun. Yani. Ne kadar o kavramını var, ne kadar kim koyarsa o bir adım önde başlamış oluyor. Aynen öyle, o şekilde oluyor ve artık onu ne yapıyorsun, insanların gündemine sokmuş oluyorsun. Dediğim gibi karşısında olsan dahi o kavram artık onu parlatıyorsun. Bir şey, belirleyici, merkezde olmuş oluyor yani. O merkezde olmuş oluyor. O zaman İhsan Fazlıoğlu'ndan gittik hep. Nasıl okuyacağız diyor. Kavramları nasıl anlayacağız? Bir, her dönem kendi sözlüğüyle okunmalı diyor. Yani kavramlara bakış açısından. İkincisi, kadim kavramının sahibinin aitiyeti, şahsiyeti, ehliyeti, mensubiyeti en nihayetinde de hüviyetine. Buna bakmalı. Buna bakarsan sen o kavramı anlamlandırabilirsin. Yani bu kavramı kim koydu, söylediğiniz kavramı? Sosyalist kavramını kim çıkardı? Nereden çıkardı? Aidiyetine, mensubiyetine, o dildeki, o kullanan insanlardaki karşılığı ne? Bunları bilebilirsek bizim de ona göre bir tavrımız olabilir. Ya aslında Batı hep kendi kavramları üzerinden konuşuyor. Bizi de hep kendi kavramları üzerinden konuşmaya mecbur hissediyor. Hı hı. Yani kafasında bir Müslüman algısı var. O Müslüman algısı üzerinden hep söylem üretiyor. Yani gelip de bizim bir Mevdudi'nin yaptığını yapmıyorlar. Hani bütün dinleri araştırıyor. Yahudiliği, Hristiyanlığı, Budizmi. Hatta Buda'dan etkileniyor. Kendisi ömrü boyunca 5 saatten fazla uyumuyor Mevdudi. 15,5 saat uyuyor diye. Sonra dönüyor, gelin Müslüman olanın kitabını yazıyor ya. Yani böyle bir şeyleri yok. Zaten garazkarlar bu konuda. Muktedir güçlü onlar olunca biz burada onların kavramlarına ya mahkum kalacağız, bu bizim istediğimiz bir şey değil, veya kendi kavramlarımızı orijinal şekliyle yeniden üretme peşinde olacağız. Şurada kendi kavramlarımızı kullanacağız veya işte hani şu anlaşılmasın istediğim için, yani hani bir dönem yapılan işte şu kavramlar kullanacaksınız, Türk Dil Kurumu bu kavramlara şunu anlamlandırdı. İşte otur kaçlı götür geç yok bilmem ne. Hani bundan bunu anlayacaksınız. Değil. Sadece bu değil yani. Hani değil. Bundan da değil. Evet. Böyle baskıcı bir şey değil. Yani hani bu diriliş veya bu uyanış, işte Müslümanların yükselişi bütün alanlarda aslında. Hı-hı. Yani bunlar hiçbirisini küçük görmemeden yapmak gerektiği için söylüyorum. Hani bu 100 yıl sonra söyleniyor. Yani hani o dönemi çok eleştirdiğim için değil. Yani hani bir dönem yenildik ve niye yenildik dediğimizde, hani işte silahımız yoktu, gücümüz yoktu, o zaman oradan teknoloji ithal edelim noktasında bir şey vardı. Ona yüklenildi belki ama yani şu anda hani teknolojik olarak Allah'a şükür hani belli şeylerde ilerlemeler kaydediliyor ama her alanda aslında bir ilerleme olması lazım. Felsefe alanında da işte kavram koyacak, felsefe için hani söylüyorum. Bir taraftan böyle düşünce üretmemiz gerekiyor. Fikir üretmemiz gerekiyor. Yine teknoloji gitmesi gerekiyor. Bilim dalları aynı şekilde tekrar İslami noktada ne yapılabilir? Ne yapmamız lazım? Yani Yahudilerin şu anda bir devlet kurup işte Filistin'i başkent yapmasına kadar geçen bir süre çok dirayetli ve takdire şayan bir ilerleme. Hani bizim için ilerleme değil ama onlar için bir ilerleme. Yani Theodor Herzl çıkıyor. Hı hı. Osmanlı topraklarının içinde bir Filistin'e adam devlet kurmak için bir idealle ortaya çıkıyor ve her türlü argümanı kullanarak Balfour Deklarasyonu yapıyor, bilmem şey yapıyor. Hani Arapların tümü yüklendiği, en güçlü olduğu dönemde onları yeniyor. Hani bunları tek alanla, sadece savaş taktiğiyle değil, lobi çalışması yapıyor. İşte dediğimiz hani kavram çalışması yapıyor, felsefesini ortaya koyuyor filan. Yani bu uyanış tek alanda küçük gördüğümden dolayı değil. Hani onlar da olması lazım. İşte sadece mitingde bağırmakla olmayacak. Yani arkasından birçok alanda, herkesin kendi alanında, kendi şeyinde bir ibadet. Hani ibadet de dedik ya, bu da bir kavram. Bunu da boşalttığımız kavramlardan biri. Nasıl helalse, helal kavramı boşaltmışsak veya boşaltılmışsa
ibadet deyince hemen aklımıza oruç, işte namaz, hac, yani bunlar geliyor. Yani bunların kendi mesleklerimizin de ibadet aşkıyla, ibadet şuuruyla sadece helal kazanmak veya kazandığının helal olması babında değil de bu Müslümanlara ne sağlar, ne fayda sağlar? Ben bu işi ibadet aşkıyla nasıl yapabilirim düşüncesiyle bir şeyler yapmak lazım. Evet, başkalarının ürettiği kavramlara, üretimlerinin başına İslami koymakla o üretim bizim olmuyor. İslami müzik, İslami matematik, İslami bilim. Ya burada asıl olan biliyorsunuz sıfat mevsuf ilişkisi var. Yani İslami sıfat konumunda öbürü mevsuf. Yani asıl değerli olan öbür taraf. Sen başına İslami koymakla aslında bir şeyi değersizleştiriyorsun. Müslümanların yaptığı müzik vardır. Müslümanların yaptığı matematik vardır. Bu kavramı yanlış kullandığımız için söylüyorum. Müslümanların yaptığı bilim vardır. Bilim başlı başına değerlidir. Mesela hayat kelimesi. Dünya hayatı. Asıl olan hayattır. Dünya hayatı var, ahiret hayatı var. Asıl olan hayat. Müslüman dünyada yaşar. Tamam, ahirette de yaşamaya devam eder. Asıl olan hayatı. Ama nasıl yaşadığı önemli işte orada da yani. Yani şuradan tutalım. Hani İslam felsefe mi, işte İslam matematik mi? bu modernizmin düşünce şeyinden çıkabilirsek inşallah çıkarız. Bir Müslümanın ihtiyacı ne var? Yani hani matematik niye gelişmiş? İlk aslında matematiğin gelişmesindeki unsur miras hukukundan. Ciddi bir matematik denklemlerinin olması gereken, ciddi kafa yoracak bir şey. Hani buradan bir yere gidiyor. Yani atıyorum ibadethanenin daha güzel, daha ferah olması babında bir mimarlık şeyi ürüyor. Yani üretiliyor ve hani o alanda genişliyor. İşte ibadetlerde özellikle ay takvimi ve güneşle alakalı kullanılıyor. Astronomi çok ilerliyor. Yani bu ona olan ihtiyaç ve bu ihtiyacı bir ibadet aşkıyla ve şevkiyle elle tutulduğu zaman bir yere geliyor yani. Evet. Şey açısından o yönden sadece İslami olması, takı olması olarak değil. Yani onu ihtiyacı olarak görüp onu yaşadığın zaman zaten o bilim de İslamlaşmış oluyor yani. O İslami takıların da başka bir problem daha var. Yani kavram konusu dışında. Hani İslam müzik, İslami sinema dediğimiz zaman veya İslami bir şey dediğimiz zaman o şeyi İslam'la bütünleştirmek ve orada bir hata, yanlış varsa da İslam'a mal etmek gibi bir kötü tarafı daha var. Yoksa ki Müslüman adam müzik yapar, iyi yapabilir, yapamayabilir filan. Müslüman bir adamın yaptığı yani. Bir müzikten bahsediyoruz. Yoksa kendisi İslam olması mümkün değil yani bunun, değil, böyle bir şey. Değil, eyvallah. Bu kavramların içinin boşaltılması veya farklı anlamlar verilmesi üzerinden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şu anlamda yani bunu mesela televizyon ekranlarında da çok karşılaştım bununla. Yani birebir hayatımda karşılaştığım insanlarda da oldu. Mesela namus kavramı. Diyor ki vatandaş, ya namus diyor şu değildir diyor. Yani bir şu değildir dediği namusu tanımlıyor aslında. Namus diyor. Tanımlıyor namusu, bu değildir diyor. Namusun yerine neyi söylüyor? İşte şerefli olmak, güvenilir olmak, haysiyetli olmaktır diyor namus diyor. Ne yapıyor? Namus kavramını kullanıyor ama ona başka bir anlam yüklüyor. Eğer biz bunu kabul edersek o zaman namus dediğimiz şey de ortadan kalkmış olacak yani. Evet. İşte güvenilir olmaya namus diyeceğiz. Şerefli olmaya namus diyeceğiz. Buna benzer mesela zina. Mesela zina diyor ki işte karşılıklı rıza varsa zina değildir. Yani evet, kendisi bir tanım getiriyor. Tanım yani. Getiriyor. Aslında tecavüzü bahsediyor aslında. Evet, bu. Evet, evet. Yani hani zina sadece yerine tecavüzü zina olarak kabul ediyor. Yani hani o kavram değişmiş oluyor. Ve bunun şeyi de var. Hani namusta kendisi bir anlam veriyor. Namusun gerçek anlamı hoşuna gitmediği için. Hayatında da belki namussuz olduğu için. çünkü hayatına baktığımız zaman bunu söyleyen insanlar namussuz aslında. O yüzden de kendisinin namussuz olmadığını ifade etmek için diyor. Namus o değildir diyor. Namus şudur diyor filan işte. Güvenilir olmaktır. Ben kimseyi arkasından vurmam filan.
Orada bir anlam var. Bir de Batı'dan aldığımız kavramlardan bahsettin. Mesela işte az önce dedi, hümanizm gibi kavramlardan. Buna benzer başka kavramlar da var. Onları da biz oradan alırken gerçek anlamında almamışız. Başka bir anlam vermişiz, anlam vermişiz bu kavrama. Ve bunu günlük dilde serbest bir şekilde kullanıyoruz. Yani alelade bir şekilde kullanıyoruz. Özgürlük de bunlardan bir tanesi mesela. Özgürlük diyoruz, özgür olmak falan diyoruz. Ya o çok özgür birisidir falan diyoruz. Ama özgürlük kavramında bütün her şeyi reddetmek var. Her istediğini yapmak var. Özgürlüğe göre Allah da özgürlüğü sınırlayıcı bir şeydir. Haram helal koyar, onu da kabul etmemen gerekir. Özgür dediği zaman bir insanın gerçek anlamında, yani bir Müslüman özgür olamaz çünkü Allah'ın sınırlarını kabul etmiştir. Batı'da o kavram aslında o yönde kullanılıyor. Biz onu şu şekilde kullanıyoruz. Özgür, yani özügür. Özügür. İhsan fazla ona. Bu kavrama anlam veriyoruz. Yani inşallah. Özügür evet. Manasına. Olumlu kullanıyoruz. Ama tabii bunu bilmeden kullandığımız zaman başka bir şey oluyor. Yine liberalizmde aynı şey var. Yani bir Müslüman liberal olamaz mesela. Yani Müslümanlıkla işte zaman zaman bunu kullanan insanlar olmuştu yani biliyorum. Ama liberalizme baktığımız zaman tamamen bireyin karını, bireyin menfaatini, eğer ülke ise sadece ülkenin menfaatini düşünen bir durum. Müslüman'da bu olamaz. Yani işte İsar dedik, diğer gamlık dedik. Bunlar olması lazım Müslümanlığa. Evet. Müslüman'da liberal bir insan diğer gam olamaz yani. Evet. Dolayısıyla birbiriyle tamamen zıt bir durum söz konusu. Programlardan falan bahsedelim mi? Vaktimiz azaldı aslında. Olur. Evet, geçelim. Kısa filmden bahsedelim isterseniz önce. Kısa filmimizi izleyelim eğer yönetmenimiz onu hazırsa ayarlasın. Kısa filmimizi bir izleyelim. Kısa film üzerinden birkaç bir şey söyleyeceğiz. Olur. Sonra da ben bir cins dergisinden bahsedeceğim. Sonra da Sami Bey'e devredeceğim kalan zamanda. Eyvallah. İnşallah. Hazır mı? Hazır. Hazır inşallah. Geliyor. Şenol Çöm, bir Şenol Çöm filmi izledik. 2 Aralık'ta yani geçtiğimiz cumartesi günü Yazarlar Birliği etkinlikleri içerisinde İl Halk Kütüphanesi'nde Şenol Çöm filmleri gösterimi vardı. 7 film gösterildi Şenol Çöm'e ait. Ve Abdullah Harmancı da kısa bir söyleşi yaptı. Yine izleyicilerden sorular alındı. Şenol Çöm'ü tanımış olduk. Konyalı bir yönetmeni tanımış olduk. Bizim için güzel bir programdı. Kendisini de tanımak isteyen insanlar Çöm Şenol diye internet sitesi var. YouTube kanalı da var. Orada filmleri var. Çok kısaca bahsedecek olursak kendisi İletişim Fakültesi'nde. Yani buradaki önemli olan, her şeyden önemlisi bir yönetmene sahip oluyor olmamız. Konya'da bir yönetmene sahip oluyor olmamız. İletişim Fakültesi'nde kendileri. Benim görebildiğim kadarıyla 25 civarında kısa filmi var. Bu filmlerden 30'un üzerinde ödül almış.
Türkiye'deki çeşitli festivallerden. Çok samimi bir insan. Ben doğallığı ve samimiyetinden çok etkilendim. Kendisini tanımaktan çok çok memnun oldum. İnşallah kendisinden en kısa zamanda bir uzun metrajlı filmde görürüz. Ha, kendileri bunu çok önemsemiyorlar. Yani filmin kısası uzun olmaz, film yaptığını. Ama biz bir uzun filmde bekleriz inşallah, evet, en kısa zamanda kendisinden. Bu film de güzel bir filmdi, izlediğimiz film. Hastalık üzerinden insanları veya işte hastalığa bir bakışı güzeldi. Yani Şenol Çöm'den uzun uzun da bahsedebiliriz aslında ama zamanımız azaldı. O yüzden ben aslında kafamda konuşmak istediğim çok şey vardı. Toparlamaya çalıştığım için bu kadar bahsetmiş olalım. En azından kendisini bu şekilde tanımış olalım. Yani oradaki mesela o farenin hayatı, öbür sümüklü böcek miydi o? Salyangozun hayatı ya. Bayağı bir emek harcamış mesela. Çok, ben çok çeşitli yerlere gitmiş, kareleri yakalamış. Ondan sonra dolaşmış yani ülkeye. En son İstanbul'da bitiyor. Evet. İstanbul'da bitiriliyor. O benim mesela çok dikkatimi çekti. Evet. Ya bir dakikalık veya iki dakikalık, dört dakikalık film. Biraz önce söyledik ya kavramlar için. Hı. Konsantre diye. Hı. Kısa filmler de bence konsantre. Evet. Bir duyguyu veriyorsun. Bir duyguyu veriyor. Bir de şu anda sosyal medya şeylerinde sözünü kestim. Hani uzun şeyi seyredemiyoruz zaten. Doğru. Yani kısa. İki dakikada vereceğini ver. Ya da ise insan... Evet. 4 dakikayı bile çekemiyor yani. Hani. Doğru. Evet. Sizin de bir kısa filminiz vardı sanki. Birkaç filmimiz var, kısa film. Onlara başka zaman değinelim. Çünkü vaktimiz bitmek üzere. Cins Olur. dergisinden bahsedeceğim ben inşallah. Cins dergisiyle ilgili de bir afişimiz vardı eğer girerse. Cins dergisi Albayrak grubu tarafından çıkarılan, genel yayın yönetmeni İsmail Kılıçarslan olan bir dergi. Aylık bir dergi. Her ayın başında çıkıyor ama gelmesi... Ayın 7'si 8'ini buluyor. İçindeki yazarlardan çok kısa kısa bahsedeceğim. İbrahim Tenekeci, Serdar Tuncer, Furkan Çalışkan, Ercan Yıldırım, Yusuf Genç. Bunlar hep rakipler, bizim rakipler. İbrahim Halil Üçler'le röportaj var şey üzerinden. Düşünce Atlası üzerinden uzun bir röportaj yapmışlar bu sayıda. Güray Süngü akıl üzerinden bir yazı yazmış. Çok iyiydi yani yazı. Özellikle ümmilikle ilgili program yaparsak orada bu yazıdan bahsedeceğim. Güray Süngü çok çok iyi bir hikayeci. İnşallah. Sezai Karakoç'la ilgili bir yazı var. Necip Fazıl'la ilgili bir yazı var. Mehmet Akif'le ilgili bir yazı var. Bizim bu programda yaptığımız gibi bir köşe var mesela. İşte neler okunmalı? Birkaç kitaptan bahsediliyor bir sayfada. İşte bir filmden, bir şiirden filan var. Önemli bir Hintli müzisyeni tanıtmışlar bu sayıda. Neşe Kuttaş'ın dil üzerinde yine bizim bugünkü konumuzla ilgili bir yazısı var. Neşe Kuttaş'ı da özlemişim. Çok güzeldi. Bu. Gerçek hayattan. Evet. Yani Cins dergisi şöyle bir eğer... Evet. Cins dergisini genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Aylık bir dergi. Yani zaman zaman bize geliyorlar işte ne yapalım, ne okuyalım, ne takip edelim filan diye. Cins dergisini takip ederlerse buradan birçok filmden, kitaptan, yazardan, düşünürden haberdar olmuş olurlar. Oradan ilgilerini çeken şeylerin de devamında takip ederler. Kısaca da bu şekilde bahsetmiş olalım. Süremiz bitti mi? Başlayalım mı? Daha sonra başlayalım. 57 geçiyorsa 2-3 evet. dakika isterseniz tanıtın Ufka Yolculuğu. Ben Ufka Yolculuk 6 iyi tanıtmak istiyordum. Eğer yönetmenimiz onunla ilgili afişlerimiz de vardı, onları verebilirse. Ufka Yolculuk artık bir klasik oldu. Altıncısı oluyor. Her sene bir konu üzerinden yarışma yapılıyor. Daha öncesinden işte İlmihal yarışması, Kur'an meali, işte hadis-i şeriflerden Riyaz-ı Salihindi. Bu sene de sünnet olmadan ümmet olmaz
üzerinden bir yarışma olacak. A'dan başlayıp K'ya kadar devam eden kategoriler var yaş gruplarına göre. A grubunda işte 6-10 yaş, B grubundan işte 11-14, C grubu, D grubu. Onlar da hem yaş hem de eğitim durumuna bağlı olarak değişen ve yabancı dilde de yapılan bir yarışma. Arapça ve İngilizce de oluyor. Kaybeden olmayan bir yarışma diyoruz. Öyle bir sloganla yarışmaya yapılıyor. Ama tabii kazandığınız zaman ödüller de var. Hem merkez ödüller hem de il çapında ödüller var. Yani işte merkezden umre ödülleri falan var. Aynı zamanda il ödülleri de aynı şekilde maddi olarak da ödülleri var. Online kayıt yaptırıp Erdemli Gençlik İzcilik Kulübü'nden ve İrfan Der'den kitapları temin edebilirsiniz. Online olarak da satın alıp da temin edilebilir. ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan sonra en fazla katılımı olan büyük çaplı bir yarışma, organizasyon. Bu arada zaten hani sünnet olmadan ümmet olmaz, hem gündemle alakalı da ciddi bir birikim verecektir. Hı hı. İşte 7'den 70'e herkesin katılabileceği güzel bir yarışma, hem de bilgi birikim açısından seyircilerimiz için tavsiye ederiz yani. Geçen yıldan aklımda kalan ÖSYM'den bir artısı var. Cezaevlerinde de yapılıyor olması. Evet, evet. Bu yıl da yine cezaevlerinde de olursa inşallah güzel olur. Arkadaşlarımız düşünmüşlerdir, yapıyorlardır. Online yarışma da var. Yani online olarak da internetten de yarışma var. Onların ödülleri biraz daha farklı, biraz daha düşük diyelim. Hı. Ama her türlü yurt dışında da yapılıyor. Konu itibariyle de hem bu kitapların okunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, ağzına sağlık Üstad. Bu haftalık da bu kadar. Ben de son bir duyuruyla bitirelim. Malum gündemimiz Kudüs. Kudüs'ün birileri tarafından başkent olarak ilan edilmesi. Bu konuyla ilgili Konya'daki sivil toplum örgütlerimiz Pazartesi günü Kültür Park'taki amfitiyatroda saat 1.30'da bir basın açıklaması yapacaklar. Tüm halkımızı Pazartesi günü saat 1.30, Pazar günü saat 1.30'da Kültür Park'taki amfitiyatroya bekliyoruz. Diyelim ve programımızı kapatmış olalım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.